Bu arada çıkıp yalanlayabilirler isterler. İster Arda Turan, ister Hasan Hoca, ister Halil Umut Meler. İsteyen bağlanabilir yayınımıza ama öncelikli olarak Arda Turan'ı bir dinleyelim. Galatasaray kısmen hak ettiği maçı kazandı. Daha iyi oynadılar bizden. Yani bizde oynaması gerektiği gibi oynuyorduk maçı. Ama tabii Mariano çok iyi bir gol attı. İlk maçın kilidini açtı onlar adına. Biz de gidip gelen bir performans sergiledik. Sonuç olarak Galatasaray maçı kazandı. Onları tebrik ediyoruz. Önümüzde 5 hafta var. 5 haftanın her maçını biz final olarak oynayıp sonunda bakacağız ne olacak. Çünkü arkadayız şu anda. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Ama yine de takım arkadaşlarımla gösterdikleri mücadeleyle gurur duyuyorum. Sonuçta bir sistem, bir futbol, bir şey oynamaya çalışıyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. 4 yıllık yeni bir kulüp 100 yıllık çınarlara karşı mücadele ediyor. Bence saygı hak ediyoruz diye düşünüyorum. Onun dışında keyifli bir maçtı. Heyecanlı bir maçtı. Sahaya çıkarken ıslıklandın. Maç içerisinde ıslıklandın. Ondan sonra Fatih Terim'in elini sıkladığın konuşuldu. Fatih Terim sen çıkarken arkası döndüğün şeklinde sosyal medyada yazıldı. Sen neler söylemek istersin açık? Vallahi ben sosyal medyayı takip etmiyorum. Yani o algı içinde gerçekten o kadar yok. Sadece burası benim yuvam. İnsanlar istedikleri kadar ıslıklayabilirler. Canları sağ olsun. Biraz önce röportajda da söyledim. Hayatımızın birçok kısmında gençlikte böyle hatalar yaptık ama ben hayatımı Allah için yaşıyorum ve Allah biliyor gerçekleri. Kalbimdekini de. O yüzden biz de bazı şeyler mezara gideriz. Önemli değil. Canları sağ olsun dediğim gibi. Normal. Buraya geliyoruz başka formayla. Islıklayacaklar, protesto da edecekler. O yüzden problem yok. Sen üzüldün mü? Çünkü sonuçta sen de Galatasaray'a gelmek için. Yok hiç üzülmedim. Bekliyor muydun? Hiç. Bekliyordum tabii ya. Alışım ya da. Türkiye'nin her yerinde ıslıklanıyorum. 100 kere milli olmuş. Avrupa'da 11 tane kupa kazanmış biri. Türkiye'nin her yerinde ıslıklanıyor. Güzel bir şey bu. İnşallah işte Cengizler, Enesler bunları yaşamazlar. Ya çok problem değil. Ben mutluyum, keyfim yerinde. Çünkü futbolun oynandığı, futbolun düşünüldüğü insanlarla beraberim. Küçük de olsa biz mutluyuz. İnsanların beni koyduğu kılıfa değil de bana değer veren insanlarla beraberim. Beni istiyorum. O yüzden hiç problem yok arkadaşlar gerçekten. Zor mu? Zor tabii ki. Evimize geliyoruz. Burası biz. Burada büyüdük. Bir sürü hocamız var. Halini hatırını sorduğumuz hala. Yani o yüzden çok problem değil. Ya normal yani. Algı arkadaşlar. Yani kozlar sizin elinizde. Buralarda. Birçok yerde biz de hatalar yaptık. Ama ben yani kendi adıma dönüp geriye baktığımda birçok hata yaptığını düşünüyorum. Yanlışların karşı taraftakilere ait olduğunu düşünüyorum. Bizim niyetimiz hep iyiydi ve samimiydi. Ya beni yakından tanıyanlar bilirler zaten. O yüzden hiç yani bir sistem olarak da söylemiyorum. Hiç problem yok. Yani ben futbolumu oynayıp keyfime bakmak istiyorum. Mutlu bir hayatım var. Huzurluyum. Türkiye'nin en büyük statlarından birine geldiğinizde, orada büyüdüğünüzde, rakip olarak ıslıklanacaksınız da. Bundan daha doğal bir şey olamaz yani. Hatta maç öncesinde aslında taraftar senle Fatih Hoca'nın birleşmesini de yapıyordu. Senin Fatih Hoca'nın birleşmesi, Emre Belezoğlu geldi. Fatih Hoca'nın sıkıştı. Taraftar da aslında bu olay olduktan sonra... Herhangi bir polemiğe yönelecek bir şey istemiyorum. Ben sadece maça bana destek veren, sahip çıkmış bir kulübe... İşime konsantre olmaya çalıştım. Onun dışında yoksa yani görseydin selam da yerdi. Problem yok. 60-59-59-57 ilk 4 takım. Evet. Bence bu futbol anında güzel bir şey. Eğlenceli bir şey. Heyecanlı ve keyifli geçiyor. Ama asıl önemli olan bir gün Galatasaray, Beşiktaş, Fener. Bu şampiyonluk böyle gider gelir. Ama yani Beşiktaş'ın bu sene yaptığı, daha önce Galatasaray'ın, Fener'in öncülük ettiği bu senaryo, Avrupa senaryosunu genele yaymamız lazım ki bu bütçelerin, bu markanın bir karşılığı olsun. Yoksa Türkiye Ligi'nde, yani bu ayda Türkiye Ligi'nde, biraz önce içeride söyledim, Nisan ayında yani hep beraber Avrupa'ya gidebildiğimiz bir maç olsa bence hepimiz için daha iyi olur. Yoksa bu maç gerçekten çok keyifli. Böyle maçları oynamak için oyuncular yaşar. Ama bu bütçelerin karşılığının bu olmadığını düşünüyorum. İnşallah biz Başakşehir olarak önümüzdeki sene bunu yaparız. Bugün hakemden memnun muydunuz? Özellikle Emre'nin galiba bir sitemi şimdi, oldu ama. Bizim durumumuzdaki oyuncuların hakemle ilgili konuşmaları olmaz. Ama hocamız hem tavrı için hem yönetim şekli için kendi izlesin, baksın, değerlendirsin. Onun için daha hayırlı ve doğru olacağını düşünüyorum açıkçası. Kaptan sen çok duygusal bir adamsın. Evet. Bugün eve gideceksin. Evet. Bir kırgınlığın var mı hiç? Yok, hiçbir kırgınlığım yok. Ya ben kalbimi biliyorum. Yani bu durumda bazen belki sevgiden de olabilir ama yani burada yetiştim. Dediğim gibi ben 12 yaşından 24 yaşına kadar bu kulüpte yetiştim. Ve dünyanın en büyük kulüplerine gittikten sonra da bunu gururla söyledim. Hala da söylüyorum. Kendi evimdeydim diyorum. Bu kulübe para kazandırarak gittim. Ya şöyle yaptım, böyle yaptım demenin anlamı manası yok. Şartlar böyle oldu. Ben bugüne kadar her söylediğimin arkasındayım. Her söylediğim.
sizler de bilirsiniz. Sizlerin de birçoğu gerçekleri biliyor ama şartlar gereği söyleyemezsiniz, konuşamazsınız. Sizlere de hak veriyorum. Çünkü işiniz var, gücünüz var. Söyleyebilenler söylerler zaten. O yüzden ben herhangi bir polemik konusu olmak istiyorum. Geldik buraya. Bugün de takımımız kaybetti. Ben de takımın lider oyuncularından biri olarak, eski bir Galatasaraylı oyuncu olarak burada sizin karşınızdayım. Diyorum ki inanıyoruz, sonuna kadar savaşacağız ve mücadele edeceğiz. Savaşacağız iyi kelime değil, güzel şeyler de koyacağım. İyi mücadele edeceğiz şampiyonluk için. Teşekkürler. Tamam mı? Evet, Arda Turan maç sonrası böyle diyor. Ben her şeyi söylerim ama siz söyleyemezsiniz. Ekmek yiyorsunuz tabii diyor Arda Turan. Ya şimdi bak genel olarak. Siz söyleyemiyorsunuz. Benim gibi mi düşünüyor bilmiyorum. Arda'ya hiç bu husus yok. Ama Arda'nın şu 8 dakikalık falan konuşmasını duyduğum vakit. Ya kardeş sen kendini ne zannediyorsun? Hep ben. 100 kere milli oldum, 11 kupa aldım, 76 gezegende top oynadım falan gibi. Ben hata yaptım ama hepsinde ben haklıydım. Ben Allah için yaşıyorum. Efendime söyleyeyim. Hiç kırgınlığım yok. Hocamız akşam kendi için ve yönetimi için bir baksın, onun için yani daha hayırlı olur. Böyle son derece egosantrik, tırnak içinde beni bağışlayın. Küstahımsı, tevazu ayakları altında çok ciddi bir megalomani elektriği yayan, üst akıl pozisyonunda benim durumumda olan futbolcu hakem için konuşamaz. Kimsin sen? Yani köy takım futbolcusu konuşur da veya ne bileyim Mahmut Bey Tekdemir konuşur da Mosoro konuşur da sen konuşmaz mısın? Böyle bir üst kimlik, tevazu ayakları altında inanılmaz bir megalomani, kendini beğenmişlik, basın mensuplarına tırnak içerisinde hakir gören, onların prangaları olduğunu ifade etmeye çalışan. Siz gerçekleri konuyor. Gerçekleri söylüyorum kardeşim. Sen bu akşam son derece küstahça, son derece kendini beğenmiş, son derece ufak dağları ben yarattım diyen, Türkiye'nin her tarafında ıslıklanıyorsa sebebini itiraf etmeyecek kadar burnu kaftağında olan, hatalar yaptım ama hataların hepsinde ben haklıyım diyebilecek kadar ya itiraf etmekten korkan ya da farklı analiz eden, tırnak içinde sıkıştın mı kendini, Allah'a sığınan hepimiz gibi ama bunu gündeme getirmeyen, yolun sonuna gelmiş ve futbol bittikten sonra işte hanımı falan 3-5 arkadaşı olan bir çocuksun. Daha ötesini söyleyeyim mi? Yok ki ama daha ötesi olsa söylerim. Merak etme, ben kimseden korkmam. Ne demek sen basın mensuplarına? Bilirsiniz de ama yazmazsınız. Yazamazsınız. Duyanmış her türlü Fransa'da bunu? Fatih Terim'le karşılıklı rezilliği yaşadınız. Sevgili Bilal Meşe'ye küfür ettin, saldırdın. Milli takımdan kovuldun. Sonra birileri araya girdi, emire girdi. Milli takıma döndün, affedildin. Ha senin için söylüyorum aynısını Fatih Terim için de söylüyorum. Senin için ne söylüyorsan Fatih Terim için de aynalarını söyledim. Gerçek bu. Şunu desen olmaz mı? Evet arkadaşlar, Türkiye'nin 77 vilayetinde ıslıklanıyoruz. Bunun temelde de kabahati bizim. Son 10 yılda çok ciddi hatalar yaptım. Bir kısmında haklıydım, bir kısmında da cidden haksızdım. Falan böyle yapacağını, o vücut dilinin tevazu olsa. Ya sen farkında değilsin. Ya anana babana sor, hadi biz senin düşmanınız diyelim, hanımına sor. Şu konuşma seni Türkiye'de antipatik yapıyor. Bak şimdi bir oylama yapacağım Arda. Necati Atıf, Voley'de yaz şunu. Arda'nın şu 8 dakikalık konuşması nasıl buldunuz? Son derece antipatik, sevimli. Bak %90 son derece antipatik çıkacaksın. Buyurun. Hocam, Gökmen abi. Sosyal medyaya göre yaşamıyorum. Algı yapılıyor. Yalan. Sosyal medyaya göre yaşıyorsun. Kardeşim, sosyal medyada Fatih Terim'e mesajları veren sen. Sosyal medyada Birleşik Arap Emirliği Dubai'de kış günü denize girerken üstü çıplak fotoğrafını yayınlayan sen. Ne var bunda hocam? Ben Dubai'de ben kış günü denize giremez miyim? Hayır. Sosyal medyayla yaşamıyorum diyorsun ya. Hayır, köküne hayır, kadar sosyal medyayla yaşıyorum. Algılara diyor, ben diyor, algıları diyor, algılar beni ilgilendirmiyor. Bir operasyon yapılıyor diyor, algı operasyonu. Evet. Ben buna karşıyım. Neyin algı operasyonu ya? Bilal Meşe'yi algı operasyoncuları mı küfür ettirtti? Bilal Meşe'yi algı operasyoncuları mı dövdü? Bir de algı operasyoncuları mı seni bu uçağa alanın anasını avradını töp dedi. Algı operasyoncuları mı yaptı bunu? Peki hocam şunu sorabilir miyim? Sor. Arda bu kadar mı haksız? Yani adam bu kadar mı haksız? Ertem'cim. Yani
bu çocuğu bu hale getiren, Ertemcim, her şeyini eleştiren, yok Barcelona'dan buraya gelinir mi? Bak biz dün Sinan abiyle de söyledik. Ben olsam ben de gelmem ama gelmiş. Yok işte bilmem neymiş. Adam diyor ki ben hala Galatasaraylıyım diyor. Adamın evine, ailesine çıkışta soru soruluyor. Ne çekiyorsun ne bilmem ne diye. Benim de yanımda eşim olduğu zaman birisi mikrofon uzatsa ukala ukala ben de tersi. Ertemciğim aynen hocam, senin dediğin gibi şeyde, zaten ama Emre'yi, Arda'yı, müsaade et. Hayır. Arda, Emre ve diğerleri. Sizleri şu 8-10 sene içinde bu hale getiren, sizi şımartan, Ertem ve Ertem doktrininde olan basın mensuplarıdır zaten. Ne yapsa ne var bunda, ne var bunda, ne var bunda diye diyesi bu hale getirdiler. Ve şu anda Türkiye'nin antipatik adamları oldunuz. Onu seven büyük patronlar var, onlara söyle. Hangi büyük patronlar? Büyük patronlar var, sen de biliyorsun. Mesela, ben de. Ben bilmiyorum. Cumhurbaşkanı en çok onu seviyor, onları seviyor. Hayır, Cumhurbaşkanı tutup... Ne alakası var? Futbol Federasyonu'nun ne alakası var hocam? Hayır. Biz yorumcular... Sayın Cumhurbaşkanı'nın sevmesi başka bir şeydir. Öyle deme. Medyayı... Bir dakika dur. Evet. Bir dakika şimdi. Yorumculuk farklı bir şey. Ertem'in benim yaptığı bir şey. Ona bakarsan siyasi irade de çok seviyor bu çocukları. Şimdi bak başka bir şey söyleyeyim. Bir dakika başka bir şey söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız... Müsaade eder misin? Ben bunu en önce söyledim. Sinancığım, Sayın Cumhurbaşkanımız Arda'yı sevebilir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Arda'yı seviyor diye... Biz spor basın mensupları Arda'yı eleştirmekten geri adım mı atıyoruz? Basın mensupları ayrıca da Ertem Bertem gibidir. Hepimiz çok eleştirdik. Emre'yi de çok eleştirdik. Ben ama Arda'ya geçen sene bunları söyledim buradan. Gelme Türkiye'ye diye. Onun için bak hoca anlatıyor. Bir şey demiyorum. Gelme diyorum çünkü haklı. Eksik fazla çünkü var mı? Çünkü çoğunda da ya bazıları şey yani küstahça müstahça. Adamın tarzı o, konuşması o. Ayrıca da havalı da konuşabilir. O, yani, çok da havalı yani, da bir oyuncu. Değil, o, dünya çapında da dünya çapında da bir futbolcu olmuş. Marka olmuş. Türkiye'de Barcelona'ya gitmiş. Atletico Madrid'de şampiyon. Dünyanın en büyük kulübüne. Ayrıca da küstahça dediği tavrıdır. Eskiden böyle değildi Sinan. Hocam, 7 sene önce böyle bakıyordu insanlara. Hocam küçüktü o zaman. Şimdi 30 yaşına gelmiş. Ayrıca söylediklerinde haklılık payı vardır. Ama onun dışında öyle küstahça tavır bilmem ne, son derece konuşmuş. Net o. Sen burada kaç defa söylemedin mi Fatih Terim'e şunu soramıyorsunuz diye hatırla. Sorsanız niye sorayım, değil mi? Doğru. O da onu söylüyor çocuk. Doğru. Yani bak şimdi bu kardeşlerimiz sütten çıkmış apkaşık değil. Arda da Emre de bazı bir sürü bu tip oyuncular doğrudur. Haklılık payı vardır. Ama bunu basın şımartmıyor. Bu çocuklar bir büyük kariyerli, büyük futbolcular. Ama net olarak bir şey söylüyorum. Haklıdır. İnsanların kızmalarında haklıdır. Davranışlarında haklıdır. Söylüyorum. Hep söylüyorum. Bir daha da söyledim. Gelme Türkiye'ye dedim. Çünkü biz ve bizim gibi spor yapıyorum. Şu an başka kanallarda her yerde bunları bu eleştirileri yapıyorlardır. Normaldir. Ayrıca da Emre'yle ilgili mesaj geldi. Basına gösteriyormuş. Bunu da yazın diye. Öyle mi? Çünkü pozisyonla alakalarını yazın diyormuş. Şimdi yani yazın diye basına. O da yanlış. O da yanlış. Sen aynı basına. Doğru demiyor. Sen aynı basına. Doğru demiyor. Yanlış. İşte yanlış. Ben de, bak, o da yanlış. Hayır, bu zamana kadar. Bu zamana kadar hiç ben söyledim mi? Evet. Ha, yanlış, şunlara doğru katılmıyorum. Küstahça tavır, havalı tavır, basılmış, yazamazsınız, şimdi, çizemezsiniz. Orada millet, ayrıca da Arda Turan'a ıslıklanabilir Galatasaray taraftarı. Islık en doğal hakkıdır da. Ama ben Arda Turan'ın ağzından Galatasaray'la ilgili ayrıldıktan sonra sordum Buğra'ya. Niye kızıyor Galatasaray taraftarı? Ultra Aslan bizim Buğra'ya sordum. Abi işte Fenerbahçeliler şeye geldiler. No, Madrid'e maça geldiler. Atletico Madrid'e forma giyerken Fenerbahçe'yi ziyaret etmişti. Basketbolcu. Basketbol okul, evet, arkadaşları. Evet. O çocuk yok. Uzun bu çocuk. Ne o şeyde oynayan Fenerbahçe'de? Basketbolcu. Ömer miydi? Ömer'i, yok abi, Ömer'i falan. Öteki de ya Şirin Evler'den okul, lise şeyi. Sordum hatta ben o zaman. Niye gitti abi? Okul arkadaşlarım dedi. Fenerbahçe'de oynayan kimdi? Apo. Uzun basketbolcu çocuk geçen sene, 2 sene önce. Hepsi uzun be abi. Semih, uzun. Semih miydi? Semih'den. Yok başka bir tane. Neyse. Okul arkadaşıydı. Yani söylediğiniz haklılık mı? Şu görüntü doğru değildir. Farklı. İnsanlar büyüdükçe daha mütevazı, daha dikkat etmeli. Bunlar hak veriyorum. Bunlar ben... Emre kime yapmış hocam, şu hareketi? Basın mensuplarına peki, yapmış. Aynı, peki yıllar önce şu hareketi kime yapmıştı? Ya hocam... Onun da basın tedbirlerine yapmıştı. O da doğru değil. Hocam. Bakın bu çocuklar... 30 yıldır aynı şeyleri hocam, konuşuyoruz. Hocam hep konuşuyoruz. Bunlar evet, haksız. Yani. Ama bu dediklerin haksız diyorsun ama... Evet. Bu çocuklar her zaman da en üst düzeyde destekleniyorlar. En çok konuşulan kişiler. En çok da destekleniyorlar. En çok da seviliyorlar. Sinancı var şöyle bir şey, ben girmiyorum bu konulara, girmiyorum da tamam yani insan ne kadar büyürse. Ama Galatasaray taraftarının ne kadar büyürse bu çocuğa bu kadar tepki göstermesi de Galatasaray taraftarının, Gökmen abi sen şimdi camiye çizdin, haklılık payını bana söylesen abi. Ya Galatasaray taraftarı bu çocuk ya. Ya canım kardeşim, Galatasaray taraftarı haklı değil Emre'den dolayı.
Bizim ya Türkiye'de ya şöyle orada Ömer sene, Oran'mış doğru. Ya bak, Ömer. Şu 10 senelik periyoda bakın ya. 3-4 tane büyük formayı giyip her seferinde hangi takıma Fener'deyse Galatasaray'a geçtiyse Beşiktaş'a geçtiyse forma öpüyor abi. Ne, sen hangi takım nasıl ya? Devamlı forma öpüyorsun ne parayı öpüyorsun. Olacak şey değil. Yok 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 yani genel diyorum. Arda'yı katmayayım dedi. Bu yorumu Arda'yı katmıyorum. Voley anketimize yitirelim.